bir anlamda sonuçlara girmiş oluyoruz. Evet. Yani evet, böyle bir video var, seyrettik, bunun sonuçları ne oldu? Ama şöyle, şöyle bir şey var aslında. Şimdi biz bütün tespitleri hep yaşadığımız çağın dışında, ne bileyim, daha böyle eski böyle yöntemlerle ve tespitlerle yapıyoruz. Çünkü şimdi yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Bir şey gerçekleştiği andan itibaren onun sonuçlarıyla karşılaşıyoruz ve onu o an değerlendirirsek eğer gerçek bir değerlendirme yapmamız mümkün. 5 gün sonra değerlendirdiğimizde o bilgilerle karşılaşmayacağız ve o bilgiler yok olacak. Tamam mı? Şimdi onun analizini yapmak da çok zor. O yüzden yaşadığımız çağı yorumlarken bir sorun olarak görme değil de o çağın kendi gerçekleriyle, kendi durumlarıyla değerlendirmek daha gerçekçi olabilir. Şöyle bir şey mesela, bir bilgi paylaşıyorsunuz, gerçek dışı bir bilgi. Gerçek dışı bu bilginin değeri gerçek bilginin değerinden daha fazla olabiliyor ve daha etkili olabiliyor. İnternet vasıtası. Evet, internet vasıtası. İnternetten bahsediyorum zaten. Şimdi siz bunu nasıl yorumlayacaksınız? Ne bileyim, bir internetin önemli bir kısmı bugün belki dezenformasyondan oluşuyor. Ve dezenformasyonun sonuçları oluyor. Devletler, iktidarlar, dezenformasyonlar rasyonel bir şey olmadığı için adam sokağa çıktığı zaman miting yapıyor, polis gidiyor, onu kontrol ediyor. Bu gerçek bir şey. Fakat adam önce internette örgütleniyor. İnternette örgütlendiği anda aynı anda sokakta da o adam. Siz o internette örgütlenen adamla nasıl savaşacaksınız? Çünkü sonuçları gerçek değil ve rasyonel değil. Çünkü biz rasyonel şeylerle ve sonuçlarla ilgilenmişiz bugüne kadar. O yüzden yeni bir şey. Eğer bu yeni bir şey ise buna da bir problem olarak görmek değil de bunu belki de anlamaya çalışmak. Ne bileyim, mesela sipariş veren bir kadın, internette chat bölümü var. İşte siparişi getiren adamla chat yapıyorsun. O chat'i Twitter'dan paylaşıyor, tamam mı? O paylaşma duygusu eminim insanın içinde zaten var. Ama bu imkan olduğu için onu paylaşıyor.